Münafıkları etkisiz hale getirdiğimizde İngiliz derin devletinin askerleri de yok olmuş olacak. Yani derin devletinin bütün elemanları hep münafıklardan oluşur İngiliz derin devletinin. Münafığın bir tane gıdası vardır. Enaniyet, büyüklük ve kibirlenme. Mesela cinler nasıl suyla beslenirse münafık da enaniyetle beslenir. Yani onun aklı, fikri, görüşü, düşüncesi sadece büyüklüktür. Başka bir şey yok. Onun için İngiliz derin devleti fazla masraf yapmaz. Bunları bilir, iblis ordusu olduğunu bildikleri için. Sen ne büyüksün, sen ne yücesin, sen ne kadar akıllısın, ne kadar kültürlüsün, ne kadar görgülüsün, bu insanlar ne kadar akılsız, ne kadar bilgisiz, ne kadar kötü. Fakat bunların zıttına sen ne kadar muhteşemsin, görülmemişsin dediğinde münafığın aklı fikri gider. Köle olur. Yani cin çağırma seansı gibi. Bunların da böyle münafık çağırma seansları oluyor. Bunu dedim miydi, münafığın aklı iptal olur. Onun için manyak gibi onlar her toplantıda ukalalık yaparlar, züppelik yaparlar. Bilmiş ki hemen belli olur. Mesela topluluğun içerisinde böyle armut gibi onlar ortaya çıkarlar. Yani her şeyi bilen, sürekli de atarlar o yüzden. Yani akıl almaz yalancıdır yani, deli gibi. Bilmediği yoktur münafığın. Sor hemen söylesin. Yani akıl hastası tarzında bir karakter gösterir.